Merhaba. Burası imparatora gerçekten yakın olan kişiler dışında hiç kimsenin giremeyeceği bir yerdi. Şu an Deniz Tiyatrosu denen yerdeyiz. Burası Adria'nın muhteşem villa kompleksindeki en özel ve en saklı yer diyebiliriz. Bu bir Roma evinin dairesel olarak yapılmış bir versiyonu. Bir atrium, hatta bir impluvium var. Bir tarafta yatak odaları bulunuyor. Ama eksenin diğer ucunda tablinum var. Bu gerçekten de klasik bir Roma dönemi evi. Ama sadece kare ya da dikdörtgen yerine daire şeklinde yapılmış. Ee, bunu biraz daha açmak gerekirse, Roma dönemi evlerinde olduğu gibi burada da bir eksenellik söz konusu. Dışarıdan içeri doğru baktığımızda atriumdan içeriği görebiliyoruz. Atriumun üzeri açık. Buradan gökyüzü görünüyor. Ve bu açıklıktan eğik çatı yani kompluvium sayesinde aşağıdaki implivium'a yağmur suları toplanıyor. Onun arkasında tablinum var. Bu bir tür ofis ya da toplanma yeri. Ve burası da daire şeklinde yapılmış. Orijinali dikdörtgen olan bir yapıyı alıp onu yuvarlak yapmışlar ve su dolu bir hendekle çevrelemişler. Adria'nın bizim için düzenlediği eksenin sonuna doğru baktığımızda gözlerimiz antik Roma mimarisinde beklemediğimiz bir şekle takılıyor. Sütunlarla çevrili oval bir alan. Burayı daire şeklinde yapmak ve alanı daha küçük parçalara bölmek Adria'nın fikriydi. Bu durumda kaçınılmaz olarak yapının her yerinde oval şekiller ortaya çıktı. Evet her yerde oval şekiller ya da o şekillere ait parçalar görmek mümkün. 16. yüzyılda bu saha üzerinde araştırmalar yapan Ligorio'nun da bunları gördüğünü biliyoruz. Kardinal Barberini, Contini'den Ligorio'nun notlarını ve planını bastırmasını istemişti. Yani tüm bunlar, Borromini gibi insanlar tarafından Roma şehrinin mimarisinde barok hareketin başlangıcından beri biliniyordu. Dairesel yapılar Adria'nın sevdiği bir şeydi. Burası, Pantheon'la aynı büyüklükte ve burayı da Panteon'la aynı zamanda inşa ettiriyor. Bu dairesel yapı için imparatorluğun bütünlüğü fikri ya da imparatorun kişiliğinde dünyanın bütünlüğü fikri de diyebiliriz. Antik filozoflara göre daire en mükemmel şekildi. Bir daire ya da bir küreden daha mükemmel bir şey yoktu. Bence bu da onu etkileyen şeylerden biriydi. Öte yandan evin dikdörtgen şeklini alıp daireye çevirmek gibi aykırı bir fikir de estetik açıdan onu etkilemiş olmalı. Eğer Pantheon'un tabanına ya da duvarlarındaki mermer kaplamalara bakarsak, orada da dairelerin ve karelerin yani temel geometrik şekillerin olduğunu görürüz. Yaratıcı bir zıtlıkla yeni şekiller ortaya çıkarılmış. Burada Adrian gerçekten biraz mahremiyet istemiş gibi görünüyor. İmparatorluk tarihine baktığında pek çok imparatorun hayatına kastedilmiş olduğunu biliyordu. Ama genel olarak zaten imparatorlar nereye giderlerse gitsinler rahat bırakılmıyorlardı. Adrian'ın seyahatlerinden birine dair bir anekdot vardır. Bir kadın Adrian'ı bir istekte bulunmak için durdurur. Adrian ise üzgünüm zamanım yok çok meşgulüm der. Kadın da o halde imparator olmaktan vazgeç der. <laughs> Komik ama imparatorların her zaman müsait olmaları beklenirdi. Evet, işte bu mekanda kalabalıktan uzaklaşabiliyor. İster iş, ister eğlence amacıyla sadece birlikte olmak istediği insanları buraya davet edebiliyordu. Burada yatak odaları ve tuvaletler olduğunu görüyoruz. Banyolara merdivenle aşağı inilerek giriliyor ve böylece dışarıdaki hendekle aynı seviyede olunuyordu. Banyoda suyun içinde otururken dışarıyı, etraftaki suları izleyebiliyordunuz. Hatta küvetinizdeki ördeği dışarıdaki hendeye fırlatabilirdiniz. <laughs> Günümüzde bunun ne kadar büyük bir lüks olduğunu hayal etmek bile zor olabilir. Ama yukarı baktığımızda bu yerin adını nereden aldığını anlayabiliyoruz. Buradaki kabartmalarda denizle ilgili figürler, deniz ve suyla ilgili mitolojik heykeller var saçaklıktaki bazı parçalar günümüze kadar korunmuş. Alandaki antik eserlerin olduğu bölümde ise daha iyi durumda olanlar da var. Aslında bu yapı mütevazı bir ölçekte, çok büyük değil, bir inziva köşesi izlenimi yaratıyor. Bence Adrian'ın yaptığı her şey insani seviyede. Pantheon'a gidenlere hep şunu söylemişimdir. Eşikte durun, başınızı dümdüz ileri doğru çevirin. Görüş alanınızda Kubbe gözünü, tabanı ve kubbenin kenarlarını tek seferde görebilirsiniz. Bunların hepsi bir insanın sınırları içinde. Burası ise daha özel, daha rahat bir yer. Adrian her zaman gösterişli yerlerde son derece resmi ve ciddi işlerle uğraşıyordu. Ama burada Pompei'de bir nevi orta sınıf evini andıran küçük boyutlardaki bu evde bence kendini daha rahatlamış hissediyordu. Yani Roma İmparatoru için merasimsiz bir yer. Merasimsiz ama lüks olmadığını da söyleyemeyiz. Çünkü her yer mermer, her yer oymalı. Tüm bunlar pahalı malzemeler. İşçilik ve zanaat da en üst seviyede. Buranın küçük olduğu gerçeği kaliteden ödün verildiği anlamına gelmiyor. Burada hangi heykeller, nasıl bir teçhizat, ne tür mobilyalar olduğunu bilmiyoruz. Mekanın küçüklüğünü, içindekilerin zenginliği ve o malzemelerin işçiliğiyle dengelemiş olabilir. Evet, bana kalırsa durum buydu. Hoşçakalın.